12-18 Temmuz değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Tüm güzellikler ne istiyorsanız avucunuza bir kelebek gibi konsun. Böyle hayatınızdaki her şey bir kelebek gibi aksın ve ne istiyorsanız avucunuza konsun. Rabbim size bunu versin. Düşünceleriniz sizi daha heyecanlı yapabilir. İşinizle alakalı yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, yeni diyaloglar size acayip keyif verecek. Hatta bulunduğunuz noktada kendinizi engellenmiş gibi hissediyorsunuz ya. Duygularınız ve düşünceleriniz hep başka bir insanlar müdahale ediyormuş gibi hissediyordunuz ya geçmişte. Hayır, şu an daha böyle duygularınız daha özgür. Anlatmak istediğiniz sorunları daha ifadeye ve güzel bir şekilde anlatıp kendinizi daha ön plana çıkartacaksınız. Ve farkında olan ve farkında olmayan insana kendinizi ispatlayacaksınız. Bu da hem güzel hem stresli olacak ama akşam eve yatmaya gittiğinizde evet bunu yapmam gerekiyordu uzun süredir. Yapmam gerektiğine inandığınız için yapıp yapmadıysanız da mutlaka artık bunu yapın. Kendi özgüveninizin tavan olduğunu herkes görmeli. Evet, işlerinizle alakalı evraklar, kontroller, satışlar, bir sürü dosyalarla uğraşacağınız, özellikle banka sektörü, mühendislik sektörü, uçak sektöründeyseniz çok yoğun bir tempo haftanız başlıyor. Bu birkaç ay böyle çok yoğun gidecek ve stres altında hissedeceksiniz. Özellikle tekstil ya da insan kaynakları gibi üretim alanında, mermer üretimi de olabilir, hiç fark etmiyor. Orada bir fabrikada işçiyseniz bile işinizle alakalı çok gerçekten stresli, fabrika değişecek, iş yeri değişecek, farklı alanlara geçeceksiniz. Belki bunun verdiği bir korku ve endişe var ama siz yerinizde devam edeceksiniz. Hiç endişe etmenizi istemiyorum ve korkmanıza gerek yok diyorum. Devlet memuruysanız, işçiyseniz, çöpçü bile olabilirsiniz. Fark etmiyor. Hepimiz insanız. Ben de çöpçüyüm. Hiç fark etmiyor derim. Çünkü hepimiz bir mezara gireceğiz. Hepimiz bir anneden doğuyoruz. Hepimiz eşitiz. Ayrım yok. Ayrıma da karşıyım. Gerçekten karşıyım. Din, ırk, mezhep her şeye karşıyım. Yaradanın yarattığı her şeye eyvallah demeyi bildikten sonra kimse kimseyi kıramaz. Kimse kimseyi incitemez. Yani bedenimiz, ruhu, kalp de bedenimiz temiz olsun. Diğerleri hikaye ediyorum. O yüzden güzellikler getirecek. Yani işle ilgili sorunlarınız, yani rütbeli insanlarla problem yaşıyorsanız, askeriye de erseniz bile rahatlama ve güzellik haftası yaşayacaksınız. Enerjiniz de, ruhunuz da kendinizi doğru ifade edecek. Şans kapılarınız da hızlı bir şekilde açılacak. Bence güzel bir hafta. Hatta şöyle söyleyeceğim. Perşembe Cuma'da şimdiden biletinizi alıp tatile gideceğiniz noktada sevgilinizle ya da yakın dostlarınızla geçireceğiniz tatil size çok keyif verecek. Ya da yakın akrabalarla geçireceğiniz seyahat ya da anne baba ya da kardeşlerle inanılmaz siz hem vücudunuzu toparlayacaksınız hem kilolarını vereceksiniz hem de vücutla alakalı sorunlarınız aydınlığa kavuşacak. Bu ara değerli kova burçları elde titreme, tırnakta titreme, yani bu sol uyuşmalar, buralarda uyuşmalarınız varsa bir kalp ile ilgili bir film çekilmesini istiyorum. Bu sıkışmalar olabilir, kaşikarda olabilir. İhmal etmeyin, ileride sorun yaşamanızı istemiyorum. Sevgisizim, aşk istiyorum diyorsanız bu bayramın ikinci, üçüncü günü güzel bir aşk var size. Bunun tadını şimdiden hazırlayın. Enerjinizi yükseltin. Güzel bir aşk sizi zorlayacak ve bu zorluk aşk evliliğe doğru gidecek. Evli olan kova burçlarında daha birbirimizin güven evresini anlayacağımız, hatta benim kocam telefonunu gizliyor. Kiminle yazışmaya bakmaktan yoruldum diyorsanız artık eşiniz cep telefonunu masaya koyacak. Bu güvensizlik kalkar. Eğer bunu siz yapıyorsanız yapın. Çünkü evde kıyamet kopacak şimdiden. Ha, şifreniz neyse masaya koyun. Başınız yanmasını istiyorum. Araç düşüncesi ya da toprak almak, yani kardeş ya da eşimizle yapacağımız bir ortak yatırım bizi mutlu edecek. Araç mı, arsa mı alalım diyorsunuz. Aracı eşiniz çok fazla istiyor. İlk önce araç alalım. Bir dahaki dönem toprak içinde yine böyle bir lades yaparsınız. Yine hakkınızı alırsınız diyorum. Mahkemelik ve çözülmesi gereken teyze, dayı oğullarıyla alakalı ya da anne kökünüzle alakalı çözülmesi gereken miraslar masada yatırılacak. Hatta bu Kurban Bayramı'nda bu konuşmalar gerçekleşecek ve olumlu ve herkes kabullenmiş bir şekilde ve herkes satmaya razı olacak. Ailelerde de bu konuda bir rahatlık söz konusu. Eğer platonik birini seviyorsanız ve kalbinizde
kalbiniz ona karşı böyle heyecan duyuyorsa unut hanım. Ondan bir şey olmaz. Platonik nereye kadar bakacaksın? Ya da beyefendiciğim nereye kadar? Bu kişiden size hayır yok. Yeni bir insan, yeni oluşum size aydınlık. Bu ara kitap yazmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı yazmak isteyebilirsiniz. Akademisyenlikle ilgili bir eğitim düşünceniz varsa yapın. Ruhunuz güzel noktada aydınlığa kavuşacak. Yüksek master ve de yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa başvurularınız olumlu şekilde bu yıl değil seneye yapmak istiyorsanız olumlu şekilde gözüküyor. Bir an önce bunları yapmanızı uygun görüyorum. Şöyle söyleyeceğim. Kayseri, Kocaeli, Konya'da yaşıyorsanız, K harfli bir yerde yaşıyorsanız gerçekten mal sahibi olacaksınız ve hayırlı bir mal sahibi olacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum.